Sevgili izleyiciler, hepinize iyi günler diliyoruz. Bugün yine spor sayfasında Aydın Bayram'la Star Gazete Spor Müdürü ile sizlerle birlikte olacağız ve 2 saat boyunca yayınımızda öne çıkan başlıkları, manşetleri değerlendireceğiz gazetelerdeki. Hoş geldiniz sevgili Aydın Bayram. Hoş bulduk Fikret, nasılsın? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ ol, çok mersi. İyi yayınlar keyifliyiz diliyorum. İki takımımız evet, yani Final Four'daydı. Basketboldaki başarılar tabii ki futbolda beklenilen ama yıllardır yaklaşık 19 senedir bir başarı elde edemiyoruz. Avrupa Kupalarında Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu da dün 19. senesi kutlandı. Evet. Sarı Kırmızı takımı Türkiye'ye bu büyük başarıyı yaşattığı için bir kere daha tebrik etmek gerekiyor. 19 yıl tabii çok çabuk geçti. Sanki daha dün gibi, hafızalarımızda çok canlı. Popescu'nun son golü ve tribünlerin ayağa kalkışı büyük bir sevinç yaşanmış. Hala gözümüzün önünde değil mi hocam o sahneler? Ama işte aradan 19 sene geçmiş, yani gerçekten ya bir çocuğunuz olsa askere gidecek sene. Böyle bir durum var. Bir türlü futbolda istenilen başarıları yakalayamıyoruz. Hocam biz baskete gelelim abi. Her ne kadar futbolda Fenerbahçe'nin bir çeyrek finali oldu Şampiyonlar Ligi'nde. Hocam artık onlardan mutlu olamayız ya. UEFA'da bir yarı final oldu. Onlardan mutlu olamayız hocam artık. Yine Galatasaray'ın önemli başarıları oldu belki arada ama işte bir türlü istenilen o basketboldaki büyük başarıları tekrarlayamıyoruz. Fenerbahçe ve Efes Pilsen sevgili izleyiciler. Türk basketbolunun Anadolu Efes hocam. Anadolu Efes düzeltelim. İki devi karşı karşıya geldiler Final Four'da ve gülen taraf 92-3'lük skorla Anadolu Efes oldu. Türk Hava Yolları Euroleague'de dörtlü finalde Türk derbisini Fenerbahçe Beko'ya fark atan Anadolu Efes kazandı. Efes finalde lacivert beyazlar Larkin'in süper oyunuyla coştu diyor sevgili izleyiciler Hürriyet Gazetesi. 30 sayı, 7 rebound, 7 asist ve 2 top çalmayla sanki bir NBA performansı gibi NBA çok başarılı oyuncusu, bir NBA maç çıkardı. 19 sayı farkla kazandı sevgili izleyiciler Anadolu Efes ve tarihinde ilk defa Euroleague şampiyonluğu için sahaya çıkacaklar. CSKA Moskova'da Real Madrid'i mağlup etti ve Efes Pilsen CSKA Moskova finalini seyredecek. Basketbol severler yarın saat 21.30'da. Neler söylemek istersiniz? Hocam dün maçı izlerken çok duygulandım ya. Yani nasıl duygulandım biliyor musun? Türk basketbolun geldiği nokta zirvedeyiz ya hocam. Zirvedeyiz. Futbol takımları bakıyorsun. Borç batağında Avrupa'da başarı yok. Senin söylediğin gibi. Ama iki tane güzide takımımız Fenerbahçe Beko. Son 4 yıl üst üste değil mi? Obada 3 yönetiminde. Şampiyonluğu var Fenerbahçe'nin. Efes'e bakıyorsun. Geçen sene bu grupta Final şeyde, Euroleague'de başarısız. Ergin Hoca geliyor, takımı değiştiriyor. Doğru paraları doğru transfer harcadılar hocam. Paraları doğru transfer harcadılar. Efes'in dünkü sonucu sürpriz değil. Basketbol otoriteleri, biraz bu işleri bilenler Fenerbahçe kadar şans olduğunu söylüyorlardı zaten. Ama Larkin çıktı, Larkin. Ya hocam, ya büyük basketbolcular büyük maçlarla oynar işte hocam. Bakıyorsun tek başına Fenerbahçe yendi ya. Diğer çocuklar da muhteşemdi ama Larkin, bak istatistiklerini verdin. 30 sayı, 7 rebound, 7 asist, 2 top çalma. Hem atıyorsun hem savunmaya gelip rebound alıyorsun ya. Yani efsane bir oyuncu. İnşallah seneye de kalır. Büyük başarı Efes için. CSKA Moskova, hocam çok kaliteli takımlar. Zaten Final Four'a baktığın zaman geçmişe 4-5 takım var bu seviyeye gelebilen. Ya Panathinaikos geliyordu, ya Olympiakos geliyor. Fenerbahçe, CSKA, Real ve Efes. Yani bu 5-6 takım içine dönüyor Avrupa'da. Ama ben Ergin Hoca'yı çok yürekten tebrik ediyorum, kutluyorum. Niye biliyor musun? Galatasaray'da kupa kazandığı zaman basketbolda hocanın evine gittik röportaja. Kendisine buradan bir kez daha selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Çok beyefendi, çok naif bir insan. Yani hayatını basketbolu adamış ki Beşiktaş'ta da büyük başarı var. Senada da öyle. Baktığım zaman hocam dedim, o dün telefon açtım. Hocam tebrik ediyorum, Final Four'da finaldesiniz dedim. Devamı gelecek dedi. Efes dedi, Fenerbahçe dedim rakip. Onlar kadar şansımız var dedi. Hatta bir cümlesi var. Kim çıkarsa çıksın finale, o kupa İstanbul'a gelecek Aydın dedi. Ve hocam sözünü tuttu. Zaten dünkü röportajında da ne diyor? Türkiye sözümüz var.
Yani ben yürekte inanıyorum Efes'in CSKA Moskova ile kafa kafaya oynayacağına, hatta yeneceğine, gönlümden şampiyonluk geçiyor hocam. Tabii bunu şimdi yarın hep beraber göreceğiz. Ama bir gerçek var ki o da basketbolda gelmiş olduğumuz nokta gerçekten de çok iyi. Yani ne kadar övünsek... Hocam gurur duyulacak bir şey. Bak Efes şampiyon olmasa dahi herkesin ayağa kalkıp alkışlaması lazım. Alkışlaması lazım. Kesinlikle. Hem Fenerbahçe Beko'yu... Tecrübe anlamında tabii ki çok... Yani hem Fenerbahçe Beko'yu hem Anadolu Efes'i niye biliyor musun? Ne kadar kazanmış ya? Kaç defa kazanmış? CSKA mı? CSKA Moskova. Ama baksın Doğuş. Doğuş. Bir bakabilirsen. Fenerbahçe yendiler şampiyonlar. Efes Pilsen ilk defa Final Four'da tur atladı, finale kaldı. Ve şimdi ilk defa bir final oynayacak. Yani hocam tecrübe değil mi? Bu işte sabit bu işlerde hocam. Tecrübe her zaman bir adım ön plana çıkabilir. Ama Efes Final Four tecrübesi olmamasına rağmen Ergin Ataman gibi, Larkin gibi, Doğuş gibi çok iyi bir kadrosu var. 7 defa CSKA Moskova takımı şampiyon olmuş. Gerçekten çok tecrübeli bir hocam, takım. Zaten say dediğin zaman en çok o mu oldu acaba? Birinci sırasında. Yani bu Final Four'u Avrupa basketbolunda takım say dediğin zaman zaten CSKA 1. Real Barcelona. Ya şimdi doğrusunu söylemek gerekirse futbola olan yatkınlığımız, bilgimiz, birikimimiz basketbolda yok. Şimdi bunu açık olarak tabii, tabii. söylemek. Ama şimdi biz de dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla basketbolda da takımlarımızın iyi yerlere geldiğini görebiliyoruz. Real Madrid 10 şampiyonluğu bulunuyormuş Euroleague'de. Yine finale kalacaklardı. Elendiler. CSKA kaldı. Zaten biz şöyle düşmek lazım. CSKA Moskova'da 7 defa şampiyon olmuş. Zaten sevgili Fikri, Fenerbahçe'den önce Fenerbahçe'nin sorunu diye bakmak lazım bu Euroleague'e. Evet. Aziz Yıldırım, sevgili başkan, ona da buradan selamlar olsun. Obradoviç gibi dünya markasını Fener'e getirdi. Evet. Getirdi. Bir de Obradoviç'in kaç defa kupa kaldırdığını da söylersen bize. Tabii yani baktığın zaman. Bunlar, rekor onda. Tabii. Hoca olarak onda. Yani, on diye biliyorum rekor ben. Rekor onda. On diye biliyorum. On defa. Yani niye biliyor musun? Obradoviç gibi dünya markasını getirdin, Fener'in başına koydun. Gerekli desteği verdin. Kadroya yapılanması, hocaya bıraktın. 30 milyon euroluk bütçesi var Fenerbahçe Beko'nun. Fenerbahçe'nin yani şeyin de bunu buradan tekrar söylemek istiyorum. Anadolu Efes'in de hocam 20-22 milyon euro civarında. Yani, futboldaki yani 23 yıl futbol maçları anlattık. Futbolla ilgilendik. Futbolla yoğrulduk. Basketbola biraz uzağız. Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben basketbol topunu görsem bomba diye karakol. O kadar değil abi. Yani biz işimiz gereği yani bu. Bak bir şey sana söyleyeyim mi? Anlama söylemiyorum yani, bak. NBA maçlarında izledik. Sporun, yani sporun yaptık ama hocam. Ama ve lakin. Bir gerçek var. Şimdi iki takımı çok iyi tanıyorum ben orada. Yani bunlardan bir tanesi Real Madrid, diğeri CSKA Moskova. Zaten biri 10 defa şampiyon olmuş, biri de 7 defa şampiyon olmuş. Şimdi hocam biz yani spor müdürü sadece hayatımız futbol değil. Ne kadar olmuş şey Obradoviç? Obradoviç'in şampiyonlukları, işte Avrupa zaferleri sevgili izleyiciler. 10 diyorum hocam işte. 11 defa Avrupa şampiyonu olmuş. Partizan'la, Badalona'yla, Real Madrid'le 2 defa arka arkaya. Benetton, Treviso mu? Panathinaikos. Yani 5 defa Panathinaikos'ta şampiyonluğu var. Ve Türkiye'de bu sevinci, bu mutluluğu yaşattı. Fenerbahçe'yi de 2017'de. Euroleague'de şampiyon yaptı. Tarihi bir zaferdi. Gerçekten de Türkiye'de de çok seviliyor. İşte Fenerbahçe'ye yardım kampanyasında da televizyona geldiğinde tabii gördük. Son derece TV8'e geldi. Son derece sempatik. Hatta sevgili Acun Ilıcalı dedi ki hocam sizi de şöyle alalım dedi. Onunla İngilizce konuştu. Dedi ki ben takımın yanına geçeyim. No problem dedi. Takımın yanına geçti. Daha sonra başkan mikrofonu aldı. Dedi ki Obra hep böyle dedi. Nereye giderse gitsin dedi. Uçakta da aynı dedi. Önde otursun diye yer ayırıyoruz. İstemiyor dedi. Arkada takımla beraber uçmak istiyor. Hocam liderlik zaten böyle bir şeydi. Yani Obradoviç gerçekten tam bir lider. Zaten bunu karnesi gösteriyor. Böylesine kaliteli antrenörleri bunları herhalde menajer deniliyor değil mi? Koç deniliyor. Koç hocam. Koç. Böylesine kaliteli koçları Türkiye'de görmek ve böylesine değerli koçların elinden de çok büyük bir zafer elde etmek gurur verici. Fenerbahçe'de olduğu dönemde de hep Final Four'a kaldı zaten. Yani tabii hocam. Dört takıma şimdi kaldı. Birini kazandı. Bir finali kaybetti.
Geçen yıl yine final oynadı diye biliyorum Fenerbahçe, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Real Madrid'e karşı final oynamışlar ve kaybetmişler. Dolayısıyla Obradovic çok değerli bir teknik menajer. Ama hocam şimdi sevgili Fikret, yeni bir Obradovic doğuyor. Ergin Ataman. Ya bak, çok basketbolu çok, yani basketbolun kurtlarından biri. Tabii canım. Bak, yani Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, aynen, milli takımda, gitti Avrupa takımlarında, hep takımlarını bir yere getirdi hocam. Bir yere getirdi. Yani baktığınız zaman Ergin Ataman Türkiye'nin Obradovic'i diyebilir miyiz? Yerli. Evet. Yerli Obradovic hocam. Aynen. Yerli Obradovic. Yerli Obradovic. Dün yani, bakıyorsun takımına hükmediyor ve soyunmasına bir konuşması var hocam. Bu da Saporta Kupası'nda Montepaschi ile şampiyonluk yaşamış hoca. Beşiktaş'ta Euro Challenge 2012 yılı ve Galatasaray'la da Euro Cup. İşte ben hocayla Galatasaray'da Euro Cup'u aldığında evine röportaj yaptım. Evet. Yaklaşık 2 saat yani hoca anlatırken şiir gibi konuşuyor ya. Ya basketbol dediğin zaman alfabe ya. Sana baştan sona okusun. Dünya basketbolu, Avrupa basketbolu, gençler, yerliler, kim yıldız olur, kim olmaz, kime ne para verilmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani hocanın hayatı basketbol. Ben o günden, yani o gün hocayı daha yakından tanıma fırsatı buldum. Yoksa tanıştığımız var. Yani şu toplantılarda ama işte Euro Challenge ve Euro Cup'a bir de Euro League eklerse hocam niye hoca olmasın? Da, hoca da yani. Niye olmasın hocam? İnanılmaz bir CSKA Moskova, evet, çok üst düzey bir takım ama ekler. Fenerbahçe gibi bir takımı yenmek de çok zor. Çünkü bakıyorsun eksikleri vardı diyorlar Fenerbahçe'nin. İki tane eksiği vardı hocam. Veselije Kalinic oynadı. Evet. Datome oynamadı. Bir oyuncusu daha oynamadı. Yani baktığın zaman bütün sağ takım sağda. İyi oyuncu mu bu? Oynamayan oyuncular ikisi. Tabii hocam. Yani, özellikle Datome. Görev adamı diyorlar. Tabii Datome. Takımın %20'sini teşkil eden bir oyuncu. Ama baktığın zaman Obradovic'in dün Bostopas enteresan bir cümlesi vardı. Ben de okuyayım. Bugün takıma neler oldu ben de anlamadım diyor. Ya bu kadar Fenerbahçe kötü yakalarsan, ki Efes yakaladı ve çok da iyi oynadı Larkin'in liderliğinde. Evet. Üçüncü çekim ipar maç koptu gitti. Yani bu rakam, bu skor yani 92-73 kaç sayı senin hesabın kuvvetliydi hocam? 19 sayı. Yani çok büyük rakam. Yani ki Final Four seviyesinde bu rakamlara ulaşmak mümkün değil. Mümkün değil. CSKA Moskova bakıyorsun Real Madrid maçı. Yani 95-90. 165 sayı görüyorum şu an. Yani o değil. Yani 40.5 üstü olmuş her şey. Yani CSKA Real'i 95-90 yenebiliyor 5 sayı farkla. Evet. Yani onun için bu rakam yani muhteşem bir skor. Ya bir de Larkin'in ya 30 sayı, 7 rebound, 7 asist, 2 top çalmayla oynaması da ayrı bir özellik. Sürekli söyledim, bir daha söylüyorum. Yani Aydın Bayram da ben de basketbolla ilgili olarak futbol kadar bilgi sahibi olmadığımız bir branş. Şimdi var. Oraya gelelim hocam. Oraya gelelim. Gerçi son bir haftadır Aydın Bayram bir gazetecilik kimliğiyle daha fazla meyilli. Tabii niye biliyor musun hocam? Bak son bir haftadır Final Four'a kaldıktan sonra iki takımımızda sayfalarımızda her gün yarım sayfa basketbol haberi veriyoruz ya, yarım sayfa. Bugün tam sayfa, dün tam sayfa. Yarın kısmetse iki sayfa. Yani bu işler gündemi yakalamak, nabzı tutmak vardır ya okuyucuya ulaşmak için. Anadolu Efes Final Four'da finalde. Bundan güzel haber var mı ya sayfada işlemek için? Ya ben Ergin Hoca'nın sevgili Fikret, bir şey daha söyleyeyim. Ergin Hoca soyunmasına bir konuşma yapıyor İngilizce bütün takıma. Oradaki inancı, hırsı, gözlerindeki o şampiyonluğu kazanma ışığını görüyorsun. O coşkusunu. Aynen. Şimdi Akşam Gazetesi Ergin Ataman'ın açıklamalarına yer verirken bu sene futbolda dibi gören, yani kimsenin beklemediği bir sezon yaşayan Fenerbahçe'nin tabii Final Four'da Efes'e karşı kaybetmesi sonucunda Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı Ali Koç'u da bir köşeye koymuş. Tabii ki çok üzgün bir ifadeyle, şimdi ekrana getirecek arkadaşlarımız bunu zaten. Üzgün bir ifadeyle Ali Koç'un bir duruşu var. Önce Ergin Ataman'a bir bakalım ne demiş. Efes baş antrenörü Ergin Ataman hedeflerinin EuroLeague kupasını kazanmak olduğunu söyledi. En iyi takımı yendik diyor. Yani ne Real Madrid ne CSKA Moskova. Bu grubun, bu dörtlünün yani Final Four'un en iyisi Fenerbahçe'li, biz onu yendik demek istemiş. Evet, hocam herhalde
Onu yendik diyor. Herhalde hocam. Ergin Ataman, hücumda harikaydık. Özellikle Euroleague'in ikinci yarısından itibaren savunmada çok iyi iş yaptık. Biz bu yüzden buradayız ve bu yüzden final oynayacağız. Herkes burada. Sarp burada, kızlarım burada, ailem burada. En önemlisi de kalplerimizle beraber olan herkes burada. İşimiz bitmedi. Bir maç daha var. Türkiye'ye bir sözümüz var. Hangi Türk takımı çıkarsa o kazansın demiştim. Biz çıktık. Umarım kazanırız. Euroleague'in en iyi takımını yenmeyi başardık. Sezonun bu döneminde yaşanan sakatlıklar onların temposunu düşürdü. Burada birçok insan Anadolu Efes'in Golden State Warriors'a benzeyen oyununu izledi. Sean Larkin inşallah bu oyununu finalde de oynar. Deplasmanda oynadığımız Barcelona maçı gibiydi diye ilave etmiş. İş seyahati bitmedi diyor. Attığı 30 sayı, 7 rebound ve 7 asistle 43 verimlilik puanı alan Larkin EuroLeague Final Four'da rekor kırdı. Bu bir rekormuş aynı zamanda. Evet hocam. Larkin, ben takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum. Bireysel performansım sanırım bunun sonucu oldu. Bizim burada olmamızı kimse beklemiyordu. Biz çok açız. Finalde aynı istekle devam edeceğiz. Biz buraya iş seyahati için geldik ve o işimiz daha bitmedi. Umarım finali de kazanıp geri döneceğiz şeklinde. Şimdi baktığın zaman sevgili Fikret, bu sezon Efes'e Fener 6 kez karşılaşıyor. 3'ünü Fener alıyor, 3'ünü Efes alıyor. Hani NBA'ler olur ya, böyle 4. maçı kazanan bir üst şey çıkar. Demek ki en değerlisini şu anda Efes. En değerlisini Fenerbahçe Efes kazandı. Efes almış. Final Four'da, yarı final maçında yendi, seri 4-3 yaptı, öyle düşünelim. Ve Final Four vizesi aldı abi. Evet. Final vizesi aldı. Evet. Çok değerli, çok kıymetli. Özellikle skor bazında baktığın zaman bence de yani çok değerli. Şimdi Ali Koç'la ilgili bölüme geçelim sevgili izleyiciler. Koç salonu terk etti diyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç özellikle 3. çeyrekten itibaren üst üste gelen Anadolu Efes basketlerinin ardından adeta yıkıldı. Son çeyrekte fark iyice açılınca Ali Koç maçın bitimini beklemeden salonu terk etti. Salonda Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Spor Bakanımız da oradaydı. Kasapoğlu da bulunuyordu. Sayın Bakan soyunması indi. Efes'i basketbolcu kutladı. Dedi ki 19 Mayıs'ta 100. yılımızda şampiyonluk istiyor Türkiye. Bu kupayı bize getir. Evet, aynı. Yani bir de tam oraya denk geliyor. Evet hocam. Efes Pilsen koçu Ergin Ataman'ın görüşleri de burada aslında kazanacaklarını iddia eder nitelikte. Çünkü Final Four'daki en iyi takımı yendik demişler. Evet hocam. Dörde kalan takımlar içerisinde en iyisi Fenerbahçe'ydi. Hocam yani bu tek maçlar... Şunu demek istiyor. Tabii ki tek maçlar kolay değil. Yani hocam hem kolay değil zor ve her sonuç açık. Açık. Açık abi. Ama burada demek istiyor ki biz bu kupayı alırız. Yani inanıyorlar, güveniyorlar. Hocam niye olmasın ya? Ya bu Efes'in sezon başında buraya geleceğine kim inanırdı? Yani. Çalışma. Tabii ki canım. Disiplin, özveri, başarı, sahada mücadele. Ve dün basketbol yorumcunu dinliyorum maçtan sonra. Ergin Ataman çok iyi kadro kurdu diyorlar. Çok iyi kadro. Hem savunmada, hem pivotta, hem guardta, hem oyun kurucu anlamında çok iyi oyuncular kurdu. Ki Efes yönetimi de gerekli desteği verdi. 20 milyon euroluk bir takım. Az buz değil. Çok ciddi para. Ki yani şöyle bir nokta daha var sevgili Fikri. Basketbola yapılan yatırım anlamında ciddi para. Yoksa şöyle, futbolda bu rakamlar artık çok komik kalmıyor. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Yani bir yorumcu abimizin bir ifadesi var. 2 sene önce belki bundan daha iyi kadro diyor. Efes için söylüyor. Olamadı diyor. Olamadı ve sıradan bir takım halinde oynadılar. Ama iyi bir kadro kurdu ve neticesini aldı. Karşını aldı. Hocam hasat zamanı şimdi. Toprağa tohum ektin. Filizlendi. Hasat yapma zamanı şimdi hocam. Yarın akşam İspanya'da. Şimdi sevgili izleyiciler bir kere daha elenen Fenerbahçe'yi de kutluyoruz hocam. Finale kadar, onları da kutluyoruz. Anadolu Efes'i de tebrik ediyoruz. Kutluyoruz. Ergin Ataman'a ve öğrencilerine yürekten başarılar diliyoruz. Yarın bizim için çok değerli, kıymetli bir gün. Helal hocam. 19 Mayıs 1919 ve tam 100 yıl. 100 yıl hocam. 100 yıl. İnşallah bu Euroligi kazanırlar. Kupayı bu mutlu günde ülkemize getirirler. Bu konuda da gerçekten herkes hocam yarın tek yürek, 80 tek yürek, milyon Türk insanı kalpten bu başarı kalpten Efes'i destekleyecek. Evet, başarılar. Efes Pilsen'e başarılar ve futbola
geçiyoruz. Geçelim hocam. Yani basketbolu konuşurken böylesine büyük başarıları anlatırken şimdi futbolumuz nereye gelecek? Hocam daha güzel bir şey söyleyeyim sen. Efes için bir son bir final yapayım ben. Bugün bütün gazetelere bakıyorum. Herkes değerini kıymetini vermiş hocam. Başarı neredeyse Türk medyasında. Yani hepsi, bunu da vermeyecek. Hocam anlama değil. Ya bak yani finale şu var. Finale kaldılar yani. Üstadım şu var. Son bir haftadır bütün gazetelerde bütün servis müdürü arkadaşlarımız. Evet. Değerini vermiş. Verdi, yani evet. Hem şampiyonluk yarışının olduğu bir ortamda, Türk Kupası finalinin olduğu bir ortamda, hakem atın bu kadar olduğu zaman bıktık. Değil mi? Bıktık değil mi bunlardan? Abi nefes alma penceremiz ya. Başarılı, gurur duyacağız hocam. Aynen. Özlemişiz bu tür aksiyonları. Onu söylemek istiyorum. Her şey futbol değil. Tabii ki canım. Yani böyle başarılar... Hangi Türk takımı futbolda, yani bu belki burada oranın şampiyon ligi, bu başarının bir örneği futbolda var mı? İki var ama İngiltere yaptı işte. Dördü de finale kaldı. İşte ben bizim için söylüyorum. Bizde yok. Dünya kadar para, dünya kadar borç. Aynen. Başarı yok. Ama bu ondan sonra bankalar birliğinden git. Şunu, bizi kurtar diye şey yap. Şunu bir netleştirelim yalnız. Yani bugün kulüpleri yöneten başkanlar elbette ki bu işte bu çorbanın içinde tuz biber oldular. Yani borcun yükselmesi anlamında. Ha. Ama bu bugünkü borç değil. Yani bu Türk futbolunda son 10 yıldır, 20 yıldır oluşan, biriken bir borç. Ayrıca hani sadece hani diyorlar ya, Cem Yılmaz'ın bir esprisi var. Cehenneme gidiyor. Lan ne ödüyor bu kadar? Sen mi varsın orada hesap verecek? Hocam bir şey sana söyleyeyim mi? Gibi. Hepsinin sıkıntısı var bu konuda. Bak hocam şimdi dedin ya sen sadece bugün borç değil. Atıyorum bugün Fikret Orman gitse, bir başka başkan gelse borç azalacak mı? Bana göre azalmayacak. Ahmet Oğlu gelse borç azalacak mı, azalmayacak? Düzen bunu şey yapıyor ya. Düzen. Ben de zaten onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu yani kişilere, her gelen başkan bu kişilere hangi borcu indirebilmiş? Aynen. Kişilere bağlı bir şey değil. 20 yıldır 20 çok yıl. Uzun yıllardır bir birikim sonucunda oluştu. He, ne oldu? O da zaten başarıyla orantılı bir şey aslında. Tam tersi olacağına, tam aksi oldu. Yani şimdi şöyle ki, hani diyoruz ya biz mesela, Şampiyonlar Ligi'ne kaldın, 40 milyon euro kasana girecek. Misal. Ya bu Şampiyonlar Ligi'ne kalıp da Avrupa'da oynayan takımların borçları acayip. Ya sen daha güzel bir haber söyleyeyim de, hani sen şeye bak, bir dünya istatistiği yapıyorlar, en değerli kulüp kim diye. Real Madrid 1.8 milyar dolar. Evet. Değer. 1.7 milyar dolar Manchester United, 1.6 milyar dolar Barcelona. Gerisi sen düşün. Sen hesabın kuvvetlidir. Onlar nerede, biz neredeyiz hocam? Eller aya gidiyor, biz hala yayayız. Evet. Ya bu tabii ya ben mesleğe başladım hocam. Bak bunu, 25 yıl oldu sevgili Fikret. Fakat 25 yıl. Şunu da söyleyeyim. O zaman da borç yükü vardı. Bak, var, hala var. Hala geldik bir borç yükü. Bir şey daha söylemek istiyorum. Gerek Real Madrid, gerek Barcelona geçen yıl kar yaptılar. Yani şöyle kar yaptılar. Ya zarar yapmaları mümkün değil hocam. Ama çok az bir rakam vardı arada. Yani 900 milyon euro harcama yapılmış. Kasaya giren de 920 milyon euro. Yani 15-20 milyon euro falan bir artıyla kapatmışlar. He. Ama yatırım yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Ben daha sana güzel bir şey söyleyeyim hocam. Biz 20 milyon euro futbolcu satıyoruz, bayram yapıyoruz değil mi? Hemşerim. Zil takıyoruz, kırmızı halılar seriliyoruz. Adam bırak 20 milyon euro futbol satmıyor, 100 milyon euro oyuncu alıyor ya. Alıyor. Alıyor. Biz gelen başkanla röportaj yapıyoruz biz bazen. Haklılardı. Sana söyleyeyim ben. Haklılardı. Sevgili Dursun Özbey'in kulakları çınlasın. Göreve geldiği zaman dedi ki ben de Real Madrid modeli getireceğim Galatasaray dedi. Nerede Real Madrid modeli ki başkan şimdi, seçim kazanamadı. Şimdi, yani hayaller ne, hayaller Real Madrid, gerçekler Türkiye şartları. Evet. Yani. Şöyle bir gerçek var, o da Avrupa'daki yayın gelirleriyle bizim yayın gelirlerimiz arasında çok ciddi bir ama niye? Bir uçurum ama niye? Vardı. Bakın son döneme kadar bu rakamları biraz iyileştirdiler. Ama ve lakin yine onları yakalayamıyoruz. Bak ben sana söyleyeyim. Niye biliyor musun? Yani İngilizler... Bak dünya futbolu, dünya üstünde evet. Türkiye Ligi'ni setmek için bana bir neden söyle. İspanya'yı setmek istiyoruz hepimiz. Evet. Almanya'yı setmek istiyoruz. İngiltere'yi 4 takımı finalde. 2 evet. Avrupa Ligi, 2 Şampiyon Ligi. İngiltere Ligi'ni seyretmeyeceğiz de Türkiye Ligi'nden kimi seyredeceğiz abi?
Hatta Kasımpaşa hatta, Konya maçını mı seyredeceğim? Bırak onu. Kapanan Galatasaray'ın maçını mı? Beşiktaş'ın maçını mı seyredeceğiz hocam? Rağmen İtalyanları da izliyoruz. Sinemaya, orada futbol var abi. Hayır, sinemaya gelmiş gibi maç seyreden Fransızları da izliyoruz. Abi orada bak futbol kalitesi var. Evet. Orada dünya yıldızları var. Bize dünya yıldızı say. Bu sene özellikle Türkiye'de. Aman olmasın artık. Ya bir şey söyleyeyim. Zaten bu dünya yıldızları ya, gele gele bu borçlar böyle oldu. Üstadım, İyi takımda dünya yıldızı her zaman iş yapar. Değil mi? İyi takımda. Bu sene nerede? Hangi takımda var? Benim Türk futbolu. Fenerbahçe'de dünya yıldızı yok. Beşiktaş'ta yok. Galatasaray'da yok. Trabzon'da yok. Yerli ve milli yıldızlarımız var mı? Var tabii ki. Burak benim, Yılmaz, benim, Yusuf Yazıcı, benim Türk Elif Elmas benim, ya da Galatasaray'dan kim var şey? Ozan Kabak vardı gitti. Şöyle bir görüşüm var. İster buna katılırsınız, ister katılmazsınız. Bu borç bir kere de ödenecek bir borç değil. Doğru mu? Hocam bankada bir 10 yıllık çizelge verecek. Ya. 10 yıl ya. 10 yıldan bahsediyorum hocam. Bu borç böyle bir 5 yıl ile 10 yıl arası bir ödenecek bir borç. Bir acı reçeteyi peki, ödenecek. Bu borcu nasıl kapatabilir kulüpler? Kapatamaz hocam. Kapatır. İnanmıyorum ben. Bir şekilde kapatır. Ben inanmıyorum hocam. Taraftara giderek. İşte Fenerbahçe bunu yaptı şimdi mesela. Taraftara gitti. Ama Fenerbahçe şimdi bir yerde yine yanlış yapacak gibi görünüyor. Öyle tahmin ediyorum. Yani köküne kadar transfer yapacaklar. Yapamaz hocam. Parası yok. Hocam para yok. Şu parayı... Yok o kullanılmıyor parada. Hayır kullanılmıyor. Halledince yapacak. Hocam yapamaz. Ya bir şeyini bulacaklar. Sevgili Fikreciğim yapamaz. Bulacaklar onun bir şeyini satacaklar, başkanlar, edecekler. Başkanlar 3 saat Fenerbahçe satacaklar. Tesisine ya rekord... 10 tane 15 tane topçu gönderecekler. 5 tane iyi adam ya alacaklar hangi ya. Hangi birini gönderip hangini alacak? Hangi parayla alacak? 5 tane yapma. İyi adam 5 tane alacak. Ya bunu kağıt üstünde bunu hesaplayabilirsin. Kağıt üstünde. Bunun realitesi yok. O gün ben başkanla bunu söyledim ve sordum. Almadı takdirde bu taraftar kazan kaldırır. Ya kaldırsın para yok ki. Kaldırsın. Şimdi 10 milyonluk tam... bütçesi var. 10 milyonla kaç kişi alabilirsin? Yok alamaz kimseyi de. Bitti. Adam göndererek şu rakamı çoğaltabilir. Ya bir dakika adam göndersin. Elif Elmas'ı gönderse senin hesabına evet. 15 milyon euroya değil mi? Az para mı? Ya bir dakika gönderdin farz ediyorum. 25 et. İkinci bir rakam söyle bana. Gidebilen ve iyi para. Ya 2 lira 3 liraya göndereceği oyuncular bulacaktır mutlaka. Ya hocam mesela kimi bulabilirsin? Frey'i aldığı paraya satar. Ya abi kim oldu Frey'i ya? Ya satabilir. Silimani Allah'tan gidiyorlar. Kiralık onlar abi. Yani onlar nerede kiralık. Bu Moses nerede hocam? Nerede bu Moses ya? Moses da tutmadı. Ya bak kötünün günah. İçerisine bak, ben sana söyleyeyim. Kötünün ben, içine sevgili, iyiyi koyduğun zaman bazen o iyi de orada kaybolup gidiyor. Sevgili Başkan Ali Koç'a sorduk hocam. Başkanım dedik. 450 milyon TL ödeyeceksiniz. 450 milyon TL. Evet. 60 milyon pardon. 31 Mayıs'a kadar bu Fenerol kampanyasından. Transfer nasıl yapacaksınız? Yine bir kez daha söyleyeyim. Buradan söyledim. Dedi ki Brezilya'dan futbolcu bakacağız. Avrupa'dan genç. 21-23 yaş arası. Bak 21-23 yaş arası. Bunları kaldırmaz şu an. Ya bonservis elinde olacak ya da kiralık. Bonservis parası veremeyiz. Paramız yok. Az önce olmaz. Ben az önce bir yere gelecektim. Müsaade etmediniz. Onu lütfen, bitireyim. Kulüpler bu işi böyle bir kere de çözüp de tamam bu işi bu sene çözdük veya seneye önümüzdeki sene. Ya bu 2 yılda 3 yılda belki nefes alınacak bir noktaya gelinebilir ama bu borcun üzerinden tamamen kalkabilmesi için bir 5-6 seneye ihtiyaç var. Üzülerek söylüyorum bizim futbol takımlarımızın kalitesi seneye daha da düşecek. Bir şey sana söyleyeyim. Sevgili Başkan, ondan sonra sevgili Başkan Ahmet Ağoğlu, Trabzon Başkanı. Buradan selamlarımız olsun. Salı günü gazetemize geldi. Star Gazetesi'ni ziyaret etti. Başkanla oturduk. Bir saat civarında. Başkanın iki tane söylemi var. Bir, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür. Vitrine çıkaracağız, satmak zorundayız. Kalırsa da kalır. İki, bu hakem hataları var olaylarını konuştuk. Üç, bu parasal pulsal sorun. Biraz serinlik. Büyük sıkıntı dedi Aydın. Yani sevgili spor müdürü. Hem Trabzonspor için hem Süper Lig'deki her kulüp için özellikle 14-15 kulüp için büyük sıkıntı Bankalar Birliği'yle anlaşmak zorundayız ve Bankalar Birliği çok acil federasyonun nezdinde bu anlaşmanın çıkması lazım. Dün bakıyorsun Trabzonspor için ki haber gelecek UEFA ne yaptı Trabzonspor'u? Mali şartlara uymadığı için bir üst kuruluna sevk etti. Men tehlikesi var. Ya sözün bittiği yerdeyiz. Bu paralar, bu borçlar azalması mümkün değil.
Evet, yeniden futbola döndük sevgili izleyiciler. Dönelim hocam. Burak ve Rodega savaşı. Sezonun ilk yarısında Trabzonspor'la birlikte forma giyen Rodega ile Burak Yılmaz bugünkü maçta birbirlerine rakip olacaklar. Bordo Mavililere bu sezon attığı 14 golü büyük katkı veren Hüdo Rodega ve ikinci yarıda gittiği Beşiktaş'ta en golcü futbolcu olan ve 11 gol atan Burak Yılmaz'ın takımlarının en büyük kozları olacağını hepimiz biliyoruz. Sezonun büyük maçında Rodega mı Burak mı sorusu da cevabını bulacak diyor gazete. Burak bu sezon Trabzonspor'da 5, Beşiktaş'ta 11 gol olmak üzere rakip filelere tam 16 gol bıraktı. Trabzonspor'la Beşiktaş sezonun son dev maçında kozlarını paylaşacaklar. Karadeniz'de fırtınalı gün manşetini atmış sevgili izleyiciler. Star gazetesi. Gözünü lig üçüncülüğüne diken Bordo Mavililerle Şampiyonlar Ligi şansını devam ettirmek isteyen Kartal'ın Medikal Park stadındaki mücadelesi 19'da başlayacak. Karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Barko Vizyon'a verebilirsek kadroları da sevgili Aydın Bayram'a okuyalım. Nasıl bulacak bir görelim. Büyütemiyoruz değil mi ekranda kadroları? Ya da başka bir yerde var mı? Tamam, biraz daha büyütürsen onu görelim ya, kim oynuyor kim oynamıyor. Burada önümüzdeki kağıtta ben okuyayım istiyorsan sevgili biraz, Fikir. Ben okuyayım mı? Tabii, büyütecek şimdi zaten. Trabzon'da Uğurcan, Ahmet Çörekçi, Hüseyin, Hüseyin'i, Novak. Oldu. Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Sosa Yusuf, Envakame, Rodelega. Aynen. 5 yaşı baktığımız zaman Kalya Karyos, Adriano Vida, Mirin Caner, Atiba Güven Medel, Korezma, Laiç Burak. Yani baktığı evet. Zaman ideal kadroya yakın. Tabii 5 yaşında Dorukhan'ın sakatlığı var Gökhan Gönül'le beraber. Kadroya alınmadı. Bu arada Trabzonspor tam kadro. İki takım arasındaki karşılaşmaları da sizlere okuyalım sevgili izleyiciler. Trabzonspor'da bugün dev bir maç var. Avrupa biletini cebine koyup gözünü lig üçüncülüğüne diken 57 puan Trabzonspor sezonun bitimine 2 hafta kala 62 puanlı 3. sıradaki Beşiktaş'ı Medikal Park stadında konuk edecek Fırat Aydınus'un düdük çalacağı mücadele 19'da başlayacak diyor. Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yenen Trabzonspor Beşiktaş'ı da mağlup ettiği takdirde teknik direktör Ünal Karaman, Şenol Güneş'ten sonra son 8 sezonda 3 büyükleri yenen ilk hoca olacakmış bu arada. Evet. Ya baktığınız zaman sevgili izleyiciler, bu maç bana göre bir prestij maçı artık. Beşiktaş yani galibiyetlerde 53-43 üstün. Şimdi tabii bu üstünlük meselesine gelince olaya 1983 ve sonrası olarak baktığımızda aslında bu fark açılmış. Yani o 70'li yıllar, 80'li yıllar başları, Trabzonspor'un sayısız şampiyonlukları. 5-6 senelik. Efsaneydi. Efsaneydi hocam. Tabii. Trabzon efsanesi vardı o dönemde. 6 yıllık ve fırtına gibi esen çok başarılı bir Trabzonspor. Şimdi o zamandan bu zamana kadar da yani 1983-84 sezonu en son şampiyonluğu. Yani 35 sene geçmiş sevgili Aydın Bayram. Ya iki defa bir iki defa çok yaklaştılar. Bak, bununla ilgili anekdot gideyim ya. Başkan tabii gazeten çıkarken Trabzonlu arkadaşlarımız var gazetemizde. Başkana röportaj fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bir tane 40'lı yaşlarda bir abimiz geldi. Akşam gazete çalışanı. Başkan dedi ben Trabzon'da bir fotoğraf çektirdim. Tabii dedi çektirdi. Başkan dedi ne zaman şampiyon olacağız? Yaşın kaç dedi? 45 falan dedi. Bak sen dedi görmüşsün dedi. Şanslısın. Yani bak burada sevgili kameraman arkadaşımız da görmemiş. Görmemiş. Ama yani başkanın o söylemi hepimizi güldürdü. Hakikaten çok zor bir tablo. Yani kaç yıl? 35 yıl mı oldu hocam? 35 yıl şampiyon olman bir camiden basıyor ve ayakta kalmaya çalışıyorsun. Yani çok zor bir tablo. Onun için Trabzonspor'un özellikle bu Abdülkadir, o gün başkanla ben söyledim. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın takımda kalıp kalmaca çok önemli. Çok önemli. Yeni sezon yapılanmasında bu iki oyuncusuz Trabzon ayakta peki, durabilir mi? Aydın Bayram'a şu soruyu sormak istiyorum ben. Lütfen. Yani çok önemli olduğunu bütün Türkiye biliyor. Evet. Hepimiz biliyoruz.
Aydın Bayram ne düşünüyor? Bu oyuncuları Trabzonspor satar mı? Satacak satmak mı? Satmak zorunda. Öyle mi? Satmak zorunda hocam. Yani önümüzdeki sezon Aydın Bayram'a göre Trabzonspor'da bu söylediğiniz oyuncular Abdülkadir yani Parmaklar, ben başkandan, Abdülkadir başkandan Ömür, röportajı, Yusuf Yazıcı, bunlar aldığım olmayacak. Aldığım izlenim, 1 Haziran'da her şey açık olmak lazım. Her şey açık olmak lazım. Bu futbolun satışı konusu. Ama manşet veremiyorsunuz şu anda. Yani oraya ben bir manşet şimdi, yazdıracağım. Ama şimdi yani bak, şunu yazdırmak istiyorum. Bak, ne biliyor musun? Aydın Bayram. Hele Avrupa'dan... Aydın Bayram ne diyor? Orada doğru şu anda yazacak. Ben satılacak diyorum hocam, satılacak. Bir dakika, o zaman şöyle yazıyoruz. Yazın hocam. Aydın Bayram. Hemen yanına yazıyoruz. Trabzonspor'da önümüzdeki sezon Yusuf, Abdülkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür yok. Parmak kalabilir ama Abdülkadir Ömür, tamam. Yusuf Yazıcı. Yusuf ve Abdülkadir satılacak. Ömür. Hele Avrupa'dan yok. Avrupa'dan ceza gelirse. Bunu yazalım. Yani Avrupa'dan ceza gelirse bu iş çok çabuk hızlanır. Şimdi bu çok önemli bir iddia. Yani iddia değil. Başkan bunu her platformda söylüyor. Her televizyon kanalında, her röportajında satacağım diyor. Satacağım diyor. Ve hatta ne diyor? 15 milyon euroya vermedim diyor. Bak, 15 milyon euroya vermedim diyor. En son röportajında ne dedi? Mesuniyet ve Fransa kulübünden izlemeye geldiler scout ekipleri. Scout ekipleri, evet. Hatta The Sun gazetesi yeni sezonda Abdülkadir Ömür'ü İngiltere'de görebiliriz diye manşet attı. Ve bu gazetelerde yer aldı. Biz de yazdık. Yani bu iş artık ok yaydan çıktı bir kere hocam. Sen diyorsun ya, bir cümlen var senin. Değerini bulduğunu satmak lazım. Aynen. Cenk Tosun gibi işte. 22 milyon euro verdi. Sat abi. Peki şimdi ne diyorsunuz bu karşılaşmayla ilgili? Hocam bana göre bir prestij maçı. Prestij maçı. Ne olur? Yani ben atan kazanır vardı ya böyle. İlk golü kim bulursa. O mu kazanır diyorsun? Bence öyle bir atmosfer var. Yani bu takım, bu maçlara geri dönüşler çok zor olur. Geçen yılda kritik karşılaşmalarda Beşiktaş istediğini alamadı. Bu yıl da alamıyor. Yani ya Beşiktaş final maçlarını maalesef kaybediyor hocam. Bakın şu anda tabii çok farklı bir şey söyleyeceğim belki ama geçen sene Beşiktaş 72 puanla bitirdi ligi. Bakabilir miyiz? 71 mi? Yani 71 puanla bitirdi. Şu anda 66'şer puan 60. mı var? Beşiktaş mı şu anda? Hayır. 62. Galatasaray'la Başakşehir. Ha, 66-60. Yani 72 puan bu yıl, ikisini de kazandığını varsayarak gidiyorum. Şampiyon yapıyor yani. Geçen yıl 71 puanla dördüncü oldu Beşiktaş. Evet. Biraz daha geriye geldi puan. Geriye geldik ama futbol kalitesinin düşüklüğünden hocam. Beklentimizin de o olduğunu hep ben burada, yani kaç hafta önceden 72 puan dediğimde yine aldın çarpım tablosunu eline. Şöyle yaptın, böyle yaptın diyordum. Bak, bir dakika abi. Ya onu keşke bulsalar da puan küme kalma hattının için biz ne demiştik? Ama her hafta söyledik. Ne dedik? Bakın dedik. Baraj yükseliyor. Baraj yükseliyor. Gibi hep kendini yönetiyorsun. Hayır, abi. Hayır. Gerçekten yönetiyorum. Ya, bak biz. Bakın hatırlayacaksınız. İzin hakkını veriyoruz hocam. Ben ne dedim? Bir dakika, biz 30, onu itiraz etmedik. 37 idi. Dedim ki baraj dedim 39 oldu. Bunu söyledim canlı yayında. Ama bizden sonra. Neyse, önemli değil. Ya sen, bizden sonra sen, değil. Sen yani, söyle hocam, sorun maç, yok. Maç söyledim. Ekip değil miyiz hocam? Evet hocam. Takımız. Peki. Sen söylüyorsan ama doğrudur yani, hocam. 39'a çıktığını söyledik. Tamam, onu bir sorun. Yani en başta 37 görünüyordu. Ankara gücü. Senin en büyük iddian Başakşehir'di hocam. Evet. Evet. Ama ne oldu? Kaset bende duruyor. Ha, ne oldu? Sizin itiraz ettiğiniz, saçmalama dediğiniz kaset bende duruyor. Ha, ne o? Şampiyon olamadıklarını burada yayınlayacağız tekrar. Ne? 3-4 hafta önce Başakşehir'le ilgili bir açıklamam var benim. Tamam, sen olur dedim, biz ben Galatasaray dedik. Bir dakika, bulalım. Bunu çok güzel söyledim, bulalım. Neyi bulalım? Ben ne dedim? Bir dakika. Yine altını kırmızı kalemle çiziyoruz lütfen. Şimdi siz ya bak, müsaade et. Oraya girmek istemiyorsun. Bir dakika, bakın. Tek kelime söyleyeceğim. Ben ne söyledim? Dedim, tek kelime lütfen başı, rica ediyorum. Bak yine aynı şey yapıyorsun. Bakın, sezon başından beri. Abi bir dakika, müsaade eder misin? Sevgili şey Aydın Bey, bana bak, burada işte, tek kelime diyorum, müsaade et, tek masaya kelime. Masaya çıkacak mısın gibilerinden. Bir dakika. İşte hani dansöze oraya, benzetmeye çalıştın beni. Hayır. Ben onları unutmadım, not aldım. Tek kelime dedim ben. Ben onları unutmadım, doğru mu? Ben dedim ki yani, Başakşehir'den evet, şampiyonluğu Başakşehir eline verirse alırsın dedim. Hayır. Ben burada. Tamam. Dedim ki birkaç hafta önce söyledim, hatta sen hayal mi görüyorsun dedin. Başakşehir'in şampiyon olmasını istemiyorlar dedim. Ha, sen orada mısın? Heh. Ben başka yerdeyim. Bir dakika ben. Bir dakika başka dur. Yerdesin. Elmen Armut'u karıştırmayalım. 12 puan kaybettiler 6 haftada. Eğer bir dakika, geçen hafta yendi. Sen o masaya çıkacaksın ya, bir ağzımı açtırma şimdi. Geçen hafta yenmediler mi? Nereye yendi abi? Yarın da yenebilirler. 2-1 yendiler. Yarın yenemez mi? Yenebilir. Bitti, ne olacak o zaman?
bak. Ne olacak? Yendiği takdirde. Abi yapma. Ben zannettim ki ben şeyi söylüyorsun. Hani Başakşehir şampiyon olup olmamasını o geçen haftaki söylemini ben hala da karşıyım. Hala da karşıyım. Tamam, ona bakacağız. Yani bir takım, bir futbol takımı 6 haftada nasıl 12 puan kaybeder? Senin bu seneler nasıl geçerli olurdu biliyor musun? Geçen hafta mağlup olsaydı sahasında acaba derdim ya Başakşehir geçen hafta Ankara Gücü'ne mağlup oldu. Geçen haftaki maçın bir önemi yok. Ya abi yarın kafa kafaya. Fark etmez. Abi futbolda ya abi bir şey demiyorum şimdi ağzım başka kelimeler çıkmasın diye. Başakşehir'e basıyorum şu anda. Yok. Yine kazanması gerekiyor. Bu o geçen haftaki maçı almasa da kazanması gerekiyordu. Ama bu bir senaryonun bir tamamlanması lazım senin dediğinin geçerli olması için. Geçen hafta sahasında Ankara Gücü'ne yenilseydi senin bu kahvede konuşulan senaryolar belki derdim acaba Fikret abi haklı mı derdim. Geçen hafta yendi senin senaryon bitti. Senin senaryon en kötü Oscar senaryosu oldu. Bu Ahududu mu oluyordu? Aynen. Evet. Evet devam edelim hocam. Yine hesap mı? Bakıyorum yani kaç puana denk getirmişiz diye. Ya hocam ben sana söyleyeyim mi? Yarın ligin finali. Final maçı hocam. Başakşehir ile Galatasaray'da yani final maçı. 72 puanı toplayan takımın şampiyon olabileceğini daha bundan 10-12 hafta önce söylemişindir hocam. Söyledik. Etmiyorum ona ben. Peki sevgili izleyiciler bir reklama gidelim tekrar birlikte olalım.